Birazdan bu ilacı o yaşlı kadına yapacağım ve yarım kalan işi tamamlayacağım. Bu sefer tamamen işini bitireceğim. Hadi Shankar, artık bu işi burada bitir. Kardeşim, bütün gece uyanık olacaksın, değil mi? O yüzden en azından git de biraz su al. Yani demek istediğim, işte bunu al. Doldur da getir. Ben annemle kalırım. Sen git lütfen. Sinekler, defolun başımdan. Gidin dedim. Artık seni elimden kimse kurtaramayacak. Shankar? Burada ne işin var? Ben buraya annemi görmeye gelmiştim. Annem için çok endişelendim. O yüzden. Ve ben sadece bir hanın karısı değilim ki. Pandya ailesinin de geliniyim sonuçta. Yani o yüzden çok endişe ediyorum. Hem baksana, sen bu ailenin gelini bile değilsin. Ona rağmen sen de gelmişsin. Peki buradaki hemşire nerede? Evet. Buralardadır herhalde. Bir yere gitmiştir. Peki ya bu iğne? Peki bu iğne yere nasıl düşmüş? Bu neyin iğnesi ki? Herhalde hemşire annem için hazırlamıştır. Sanırım yanlışlıkla yere düşürdü. Hemşire hanım, bu iğneyi annem için siz mi hazırlamıştınız? Evet, ilacı ona verecektim. Tamam.
Aa, ne kadar da şanslıyım. Ben değil, tuttukları hemşire onu öldürecek. Bana ne? Sonuçta istediğim oldu. Yaşlı kadın bugün ölecek. Bekle hemşire. Bu iğnede ne var? Hanımefendinin ilacı var. Demek istediğim, önüne bakar mısın? Bu ilacın bir damlasıyla bunlar neden öldü? Hemşire hanım, lütfen bunu bir kontrol edin. Tapki yine işin tam ortasında geldi ve yine onu kurtardı. Tanrım, ne olur bana biraz zaman ver. Yaşlı kadın komadan çıkamasın da huzur içinde yaşayayım.